Baba, Kamil baba. Oo, ne zahmet ettin oğlum. Neyi kutluyoruz? Şey baba, bu Mihriban babaya çikolata. Bu kutunun içindeki mesaj, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım anlamını taşıyor. Çok iyi. İnsanlar böyle anlamlı hediyeleri birbirlerine sürekli vermeliler. Mesela sen bana kara gün için akakça vermelisin. Nereden bulayım sana akakçayı baba? Zaten zor durumdayım. Şaka oğlum şaka. Git hadi. Bir daha da gözüne kulağına sahip ol. Olurum baba. Bana bak. Selahattin Usta'dan haber var mı? Dün gece gelecekti. Yok baba. Buraya gelmedi. Belki uyuyordur. Geçerken uğrarım. Fazla geç kalma hadi. Tamam baba. Bu nasıl iş birader? Herkes veresiye. Biz alana kadar para pul oluyor. Alo? Buyurun benim. Alo? Alo. Kesildi. Alo ben Kamil. Alo. Alo. Pişmanlık duyuyor. Buradan anlaşılıyor yani. Hiç sanmam. O şimdi foyası meydana çıktı diye sıkılıyor. Bir insan bir insana bu kadar kötülük yapabilir mi ki ya? Yapabiliyormuş işte. Ben kahveye giderim. Peki dede, istediğin bir şey var mı? Yok. İçerideki hanımefendi mümkün olduğu kadar gözümün önünden uzak olsun yeter. Bizzat söyle mi yani? Bizzat söyle be. Tamam dede, biz konuşuruz. Evet. Vallahi yazık yani. İnsanın aklı alası gelmiyor. Gel bakalım. Kötü haber çabuk duyulur derler, doğruymuş. Eğer duyduklarımız doğruysa bu insanlık dışı bir şey. Makbule anne söylemişse doğrudur. Yanlış. Çürük sandalyeyi oraya ben koymadım. Daha önce masanın etrafına konmuş sandalyelerden birini kendisi aldı. Ama alabileceği en yakın yere o sandalyeyi koymuş olamaz mısın? Ne o, sorgulanıyor muyum? Ben babamın evinde prenses gibiydim ayol. Sandalyelere parmağımın ucunu değdirmezdim. Onun için perdeyi de Makbule'ye taktırıyordum. O hep sandalyeyi benim koyduğumu sandı. Bugün bacak kadar çocuklara hesap vermek zorunda kalıyorum. Çekilin karşımdan, çıkın gidin. Alo? 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 Allah Allah. Ne oluyor bu telefonlara kardeşim? Alo. Kardeşim kimsin? Niye adam gibi konuşmuyorsun? Alo. Alo. Selahattin Usta. Alo. Alo. Ah! Ah! Ah!
Önüne baksana be. Sen de kimsin? Tanımadın mı baba? Asabim bulaşma bana. Aman baba. Uzaktan saygılar sunarım. Çikolata getirdim. Bana mı? Evet. Senin yanında buna tatlı demek doğru olmaz ama piyasada bu vardı. Kapı çaldı. Bakıyor musunuz kızlar? İlla dürtmek mi lazım sizi? Öf! Baktım İffet Ala. Kapıdayım zaten. Teşekkür ederim. Bir şey değil baba. Tatlı yiyip tatlı konuşmak her zaman iyidir. Evet. Hatta şey derler. Tatlı şeyler bazı tatsızlıkları unutturur. Kim dediyse güzel demiş baba. Ben dedim. Gelmez misin? Yok baba. Kahvede çok iş var. Hoşça kal. Nasıl istersen. E hadi güle güle. Sibel artık gelmiyor. Niye? İşleri vardır anne. Eskiden arardı. Bir ihtiyacım olup olmadığını sorardı. Hesabet artık. Bu kadar ince davranan birinin alışılmışın dışında davranmasının bir nedeni olmalı. Neden benim tabii. Çünkü doğruları söylediğin zaman herkes sana sırtını döner. Anne dünyadaki tek sorun sen değilsin. Benim sorun olduğumu kabul ediyorsun demek. Anne sabah sabah niye tartışma açıyorsun? Niye ikimizin de sinirlerini ayağa kaldırıyorsun? Ben anneyim oğlum. İnsan evladına soru soramaz mı? Sorar. Sorar ama her dakika Sibel şunu yaptı, Sibel bunu yaptı. Yoksa şunu mu demek istedi? Peki sen ne yapıyorsun? Akşama kadar evde oturup ne olacak bu olanın hali diye yanıyorsun. Bir an evvel kardeşlerini bul da senin üzerinden yüküm kalksın. Kaç ay oldu hiçbir haber yok. Bir sürü yere yazılar yazdım. Nüfus müdürlüklerinden kayıtlar istedim. Tanıdıklardan da rica ettim. Ellerinden geleni yapıyorlar. Yani yapamıyorlar. Hiçbir haber çıkmadığına göre işler ters gidiyor demektir. Anne lütfen kendi kendine bu tür kuruntular yaratma. Her şeyi halledeceğim. Ama ne olur bana da anlayış gösterin. Hepiniz. Ben zaten gösteriyorum. Ama başkaları? Of. Oğlanın aklını başından almış. Ne kendine hayrı var ne başkasına. Alo. Selahattin Usta. Sesin çok derinden geliyor. Ha tamam şimdi duyuyorum. Anladım. Evet, evet. Peki, peki. Dikkatli ol. Hadi güle güle. Ne oldu bu telefonlara? Bir hırıltı, bir zırıltı. Ne konuştuğunu biliyorsun, ne duyduğunu. Nedir? Sakatlık mı vardır? Hoş geldin abi. Selahattin Usta kızının yanındaydı, döndü. Şu kan davaları piyasaya çıktı ya yine, onu konuşuyoruz. Kan davası kötüdür, iyi değildir. Durmadan kan akar. Bir tarafın bu işe dur demesi lazımdır. Senin bir sıkıntın mı var Nizamettin amca? Yok be. Günlük siyasi müstakil gazete haberlerinden daha kötü bir durum yoktur. Aman! Canını sıkma öyle olur olmaz şeylere Nizamettin amca. Biliyorsun adamı bir tek şey yerken götürür. O da sinir. Ya bilirim de. Yani o yüzden sinirime hakim olmaya çalışırım. Doğrusu da bu zaten. Ya Barit bize niye gelir? Tatlı yiyip tatlı konuşsunlar diye. Mihri bana bir kutu çikolata almış. Ya yarım akıllı bile yani uzlaşmak için bir çözüm bulur be. Kötü şeyleri unutmaya çalışmak lazım Nizamettin amca. Sana bir şey söyleyeyim mi Kamil? Yaşadığım kötü vakaları hep hatırlarım. Bir türlü unutamam. Şu burun direği var ya sızım sızım sızlar be. Bana anlatmak istersen seni dinlerim Nizamettin amca. Boş ver. Barit'e kadar tatlı birini tanımadım. Bir tek onu tanıdın da ondan. İffet Ala, izin ver de çikolatanın ilgili makamı olarak ben servis yapayım. Çikolata mı bu? Ne bileyim ben bomba filan bıraktılar sandım. Bulduğun yalana kargalar güler İffet Ala.
Aman tamam ne var, canım da tatlı çekiyordu, görünce dayanamadım. Bu çikolataların her birinde nişanlımın bana gösterdiği sevgi saygı bağları var. Allah herkese böylesini verir inşallah. Bu saatten sonra başımıza bir de taş mı yiyeceğiz? Bana söylüyor. Vallahi ona şuna buna demem. Ben ortaya konuşurum. Tamam artık, gururu okşandı ya, kimse umurunda değildir. Ben bunun böyle iki dakikada insana sırtını döneceğini biliyordum. Ne yaptım şimdi ben ya? Mutlu olduk da kabahat mı işledik? Tamam tamam, hadi ikram et de yiyelim şu çikolatayı. Bakıyorum sen de kimin tarafında olacağına karar veremiyorsun Sibel. Aa, bir çikolata yiyeceğiz, burnumuzdan getirme Mihriban. Bu kadar kafana takma Nizamettin amca. Geçmiş geçmişte kalır. Sen ileriye bak. Demesi kolay be. Arada yitip gidenler vardır. Ben onlara yanarım. Aklına getirmemeye çalış. Ben geldim baba. Selahattin Usta'ya uğradın mı? Unuttum baba. Aklın fikrin Mihriban'da tabii. Şimdi uçarım baba. Dur dur. Gelmemiş zaten. Daha doğrusu yeni gelmiş. Ben havaalanına onu almaya gidiyorum. Sen de dikkatli ol. Tamam baba. Görüşürüz Nizamettin amca. Görüşürüz. Güle güle. Sana tam kıvamında bir çay getireyim mi baba? İstemez ben. Canım sıkılır. Çay da sinir yapar. Sonra sana ateş püskürür. Aman baba. Kendi elimizle bindiğimiz dalı kesmeyelim. Evde çikolata var, çok güzel. Gidince yersin. Sütlüsü de var, acısı da. Ya getirdiğin tatlıda aklın kalır be. Benim aklım tatlıda değil baba. Senin aklındaki kara bulutların yerine güzel bir tatlı koymak istedim. Sağ olasın. Ya haydi Fari, gelmez mi buraya be? Eskiden iki çift laf ederdik, tavla atardık. Şimdi onlar meşgul baba. Ama istersen sana manav Naci'yi getireyim. Ben onunla konuşurum. Sana böyle 5-0 yenilir, moralin yerine gelir. İstemem de. Anlaşılan kendi derdimize kendimiz derman olacağız. Her zaman öyle değil midir baba? Sağa sol tırmalarsın, bir bakarsın en sonunda iş başa düşmüş. Baretta, çene yarıştırmayı bırak da bir çay getir. Tamam baba, geliyor. Hadi be, Leyla'nın ömrü laklakla geçermiş. Boş laflardan kimseye fayda gelmez, işine bak. Sen ayağını sıcak tut, başını serin. Kafana takma, düşünme derin. Bir isteğin olursa seslen baba. Bir isteğim vardır be, ama imkansızdır. Günaydın Emel Hanım. Günaydın Fahri Bey. Geliniz buyurunuz. Buyurunuz. Bakınız bu Tamer bu tencereleri pazarlıyor. Kolay gelsin, kolay gelsin. Amca hoş geldin. Şimdi az önce ablama da izah ettim. Sana da baştan izah edeyim. Çünkü her evde bu icada ihtiyaç var. Öyle değil mi güzelim? Ah, tencerelerin hepsi lazım. Kapakları da lazım. Ya. Maşallah, Türkçeyi ne güzel konuşuyor. Burada tencere pazarlanıyor Fahri Bey. Evet, farkındayım. Ne güzel tencere bunlar. İşte bir potansiyel müşteri güzelim. Mamulün beğenilmesi, yarı yarıya satılması anlamına gelir. Neymiş güzelim? Bu amca bey, var bu tencereleri satın almak. Yok, benim tencereye ihtiyacım yok. Ama başka şeye ihtiyacınız varmış gibi duruyorsunuz. Ama Emel Hanım, beni yanlış anladınız. Bak güzelim. Yine bir şaşkınlık anını paraya çevirmemiz lazım. Şimdi ben amcama şu küçük tencereyle sütlüyü hemen satıyorum. Canım amcam benim ya. Yok oğlum, param yok. Ben tencere alacağımı hiç düşünmemiştim. Benimle nikahlanacağınızı düşünmüş müydünüz Fahri Bey? Onu da düşünmemiştim. İşte benim canım amcam. Bu küçük hediyeyi sevgili ablama alıyor ve biz de burada fazla oyalanmadan işimize bakıyoruz güzelim. Al amcacığım, bunlar senin. Ama ben... Alınız artık kuzum. Kendim için istediğimden değil. 40.000 tane dil döktü zavallı. İnsanın içi acıyor. 75 milyon lira amcacığım. Ama ben... şimdi üzerinde bozukluk yokmuş. Bir senet imzalat. Adamın canını alacak değilsin ya, hadi. Hemen ablacığım, senet de olur tabii. Efendim, ben buraya başka bir konu için gelmiştim. Durunuz kale şimdi. Sen ne yapıyorsun orada? Kahvaltı yapıyorum efendim. Ne yiyorsun? Görüyorsunuz, bir bardak suyla kuru ekmek efendim. Ya işte gör arkadaşını. Seni yalnız bıraktı. Sabahın körlerinde kalkıp o kadına gitti. Bundan sonrası bizim için çok zor olacak efendim. Ben daha önce de olduğu gibi başımın çaresine bakmak zorundayım. Yo, öyle ferdi takılmak yok. Bu kadından korkulur.
Benim oğlanın bile basiretini bağladığına göre bize neler yapmaz. Bir tane fit bulup araya sokmalıyız. Ne fiti? Fit nedir Ayrı Bey? Huzursuzluk çıkaracak bir şey işte. Ben günaha girmek istemem. Zaten günah defterim yeterince doldu. Pasif güneşçi sen de. Adam diye niye dolanıyorsun ortalıkta? Özür dilerim efendim. Şu kuru ekmeği bana yediren Fahri Bey'di. Bizi terk edip gitse de ona fenalık yapamam. Senin bu halin beni kahrediyor biliyor musun? İki elin sesi var Hayri Bey. Ben inkar etmiyorum ki efendim. Dört elin çıkardığı ses iki elin çıkardığından büyük olur. İşte zafer böyle kazanılır Hayri Bey. Bizim geleceğimiz vereceğimiz mücadelenin kararlılığına ve istikrarına bağlıdır. Sizi böyle konuşmaktan men ederim efendim. Kimin kimle mücadelesi bu? Hadi oradan be. Dur. Bunlar ortaklaşa bir hareket içindeler. Hiç de ortada kalmış gibi bir ezikliği yok bunun. Peki tamam öyle olsun. Teşekkürler amcacığım. Benim canım amcam. Süt içerken beni hatırlarsın. Orası muhakkak. Hoşça kal Makbar amca. Hoşça kal Makbar. Güle güle. Abla, bir ihtiyaç olursa hadise basit. Zırt telefon, pırt mamul elinde. Hadi bakalım, kısa günün bu kadar kazancı yeter. Amca, kahveye gelirsen orada görüşürüz. Çok nefis rakı seti var elimde. Güle güle kuzum hadi. Hadi güle güle, bol kazançlar. Bakıyorum ciğerinize oturdu Fahri Bey. Şu aralar hiç de bunları alacak durumda değildim Emel Hanım. Ben size hediye olarak başka şeyler almayı düşünüyordum. Kısmetse o da olur. Sıkmayın kendinizi. Su İrfan'dan hayırlısıyla bir kurtulalım. Ben size ne tencere takımları alacağım. Şimdi sıra sende. Senin neyin vardı dede? Bana olayını söyle. Ya çekil git sünnet çocuğu. Canım zaten yeterince sıkkın. İşte İrfan abi de onu soruyor. Herkese tek tek soruyor. Toptan halledecek kısmetse. Hepimiz kurtulacağız. Sus Eşref. Ayrıntılı bilgi gazetelerde şeklinde bir olay var. Haberin etkisini badem etme. Hı hı. Söyle dede. Ya çekilin gidin be. Soytarılık istemem. Dede ne dedi Eşref? Bir şey dedi ama seni kastetmedi abi. Ona söylerim. Soytarılık istemem derim. Allah babalar. Ya kapışmanın sırası mı ya? Haberleri dinlemediniz mi? Acayip bir grip virüsü salgını varmış. Ya Balta Limanı'na kadar gelmiş. Az sonra da Emirgan'da olacakmış. Grip olayı kötüdür ya. Adamı yere yapıştırır. Bizi ancak sen kurtarırsın baba. Ben mi? Evet baba. Tabii abi. Senden başka kimimiz var? Ya yakar. Yalanım varsa iki gözüm önüme aksın amca. Lütfen. İrfan abim halleder. Demek insanlığı bu grip illetinden kurtarmamız lazım. Peki. Kurtaracağım. Oley! Oley! Yazıklar, sakatlar artar. Kes kes! Bana atımı getirin. Tabii abi. At de. Dua et deve demez. Hoşça kal anne. Güle güle oğlum. Ben bakarım. Sütçüyse 2 litre alalım. Sütlaç yapacağım. Ay dur kap vereyim. Sen nereye koyacağını bilmezsin. Merhaba nasılsınız? Sen miydin? Ben de sütçü geldi sandım. Sibel nasılsın dedi anne. İyiyim. Buyur otur. Ben işe gidiyorum. Bana söyleyeceğin bir şey var mı? Ben şey için gelmiştim. Sen çıkmadan yetişmek istedim. Hadi çıkalım. Peki. Hoşça kal anne. Güle güle. İyi günler. Sana da kızım. Ne oldu? Bir şey mi söyleyecektin? Evet seni dinliyorum Sibel. Aslında annene gelmiştim. Niye oturmadın? Hiç yüz vermedi ki. Geldiğim için azarlayacaktı neredeyse. Yok canım daha neler. Hiç de öyle bir niyeti yoktu. Hatta sen gelmeden az önce eskiden geliyordu. Şimdi niye gelmiyor diye seni soruyordu. Öyle mi? Hı-hı. Bize ne oluyor anlamıyorum Zafer. Her şeyin düzelmesi için 100 yıla daha ihtiyacımız var gibi görünüyor. 2 kardeşim var ve onları bulmak zorundayım. Evlenmemiz için kaç kayıp insan bulman gerekiyor Zafer? Nikah tarihini erteleye erteleye daha ne kadar zaman bekleyeceğim? Az kaldı. Ne kadar? 20 yıl mı? 10 yıl mı? Zafer evlenmeye karar verdiğin zaman beni ara. Ama hala orada olur muyum bilemem.
Suçum ne be? Suçum ne ya? Bu tencere işi epey zamanımızı aldı. Ben size kurnaz hanım için gelmiştim. Ne yaparsanız yapın bu evliliğe engel olacağım diyor. Bu sadece kurnaz değil, fazla dozda cesaretli de kale. Neler diyor bir bilseniz. İkisini öyle bırakamazmışım. Bakmam lazımmış. Anlaşmazlık halinde İrfan yetkiliymiş. Karşımızda ciddi bir sorun olduğunu farkındasınız değil mi? Evet Emel Hanımcığım. Yani kafama takılan iki tane tencerenin parası değil. Günaydın. Hayırdır inşallah. Bütün gece rüyamda tencerelerle uğraştım. Birileri size tencere satıyordu. Aa, tencere? Hayırdır inşallah. Malum oldu herhalde. Biz de bunların ne olduğunu düşünüp duruyorduk. Tencere işte. Niye düşünüyorsunuz anlayamadım. Hadi git yüzünü yıka saskın. Uyku çersemi olur o kadar. Evet Fahri Bey. Kısmetse 3 gün sonra nikahı kıydırıyoruz. 2 saat bir nikah memuruyla bu işi hallediyoruz. Bu ana oğuldan hiç korkmuyor musunuz? Hayır. Bilakis onların küplere binmelerine şahit olmak istiyorum. Artık canıma tak etti. Belki size etmemiştir ama ben bu tak sesini sık sık duyuyorum. Ben de. Ben de duyuyorum. Yalnız bu işin hüzünlü bir tarafı var. Nedir? En azından bana göre bu yaşta evlenen birinin gerçekten hayatının sonuna kadar birlikte yaşamak için bir evlilik yapması gerekir. Birilerini çileden çıkarmak için değil. Ah Kale, siz bu evliliğin iyi günde kötü günde olanını istiyorsunuz. Ama o yöne doğru giden bütün atlar dolu. İrfan gider bu evlilik biter. Haklısınız. Biz yola bu amaçla çıkmıştık. Daha fazla rahatsız etmeyeyim. Rica ederim. Yine bekleriz. Güle güle. İyi günler. Bana kaçsaydan bir alaka besliyor. Şimdi anladım. Demin benimle dalga geçtin değil mi yenge? Ay susar mısın Pınar? Öf. Ne oldu? Ne oluyor Sibel? Sibel! Sibel açsana, kavga mı ettiniz? Ne oldu söylesene? Beni rahat bırakın. Konuşmak istemiyorum. Sibel! Sallandık mı ayol, bir gümbürtü koptu. Sallanmadık. Ayrıca ağzına hayra açıp et alan. Sana mı soracağım? Ağız benim değil mi? Nereye istersem oraya açarım. Peki tamam, sen haklısın. Sibel! Beni rahat bırak! Ha, şimdi anlaşıldı gümbürtünün nedeni. Uyumsuz işte. Sabah sabah gitti, oğlanla kapıştı geldi. Uyumsuz, kaprisli. Gerçek nedenleri bilmeden yorum yapmanız çok yanlış mantıken. Uyardığın için teşekkür ederim kızım. Ben andavallı olduğum için anlayamıyorum. Onu demek istemedim. Ben sizlerin ne zaman ne demek istediğinizi çok iyi biliyorum. Sibel! Kapıyı açar mısın? Hayır! Çekil kızım kapının önünden, yanıklar gibi bağırtıp durma. Sibel yanık değil, seven bir insan. Bir gönül insanı. Sizden farklı yani. Siz değil, farklı olan benim kızım. Eyvah! Acısını kötü çıkarır şimdi. Sibel! Sibel! Rahat bırakın beni!